Merhaba canlar, ruh dostlarım, mukaddes Pekin, Başdil ben. Bugün çok uzun zamandan beri ilk defa saat 8'de 20'de bir yayın yapıyor olacağız. Umarım hepiniz görmüşsünüzdür. 22'de yine yayınımızı yapacağız tekrar. Evet canlar, hoş geldiniz. Bakalım hoş geldiniz. Bugün bu akşam hem fantastik bir konu hem çok güzel, çok gurur duyduğum genç insanlardan biriyle sizi tanıştırıyor olacağım. Esat Yalçın. O bir belgeselci, o bir yönetmen, o bir yeraltı kaşifi, o bir bilim insanı, genç bir insan ve ben gerçekten onu çok seviyorum. Umarım sizler de çok seveceksiniz onu. Şimdi hemen bir zannediyorum yayına gelmişti bir istek. Evet Esat, sevgili Esat bana bir istek gönderir misin diyecektim ama seni bulabilecek miyim buradan? Bir dakika. İstek gönder demeyi unuttum. Evet, ben şimdi sana bir istek gönderiyorum. Kabul edersen seni yayına alacağız. Evet, hoş geldin bakalım canım. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Seninle gurur duyuyoruz ya. Çok mutluyum. Ben çok. Bir izliyorsun yayınları. Ben geleceğimiz açısından genç insanların bir İpin ucundan tutmalarını çok istiyorum ve sen onlardan bir tanesin. Üstelik çok büyük şeyler yapıyorsun. Teşekkür ederim. Muhteşem şeyler yapıyorsun. Çok güzelsin. İyi ki geldin canım. Hoş geldin. Muhteşem şeyler. Bugünkü konumuz da fantastik. Hepimizin çok bilmek istediği şeyler, çok meraklı olduğumuz şeyler. Evet bakalım. Hemen bir iki dakika kendini bir tanıtır mısın Esat'cığım rica etsem? Tabii. Ben 91 doğumluyum. Yaşım 29, daha küçük gösteriyorum. Genellikle bu yorumları alıyorum. 29 da çok genç. Evet. Yaklaşık bir 4-5 yıldır belgesel işleriyle uğraşıyorum. Bu son 3 yılı tamamen mağara, yeraltı, biraz daha farklı oluşumların peşine koşturduğum bir çalışmalarla uğraşıyorum. Bu süreçlerde İstanbul'dan başlamıştık. Bütün Türkiye'yi dolaştığımız bir projeydi ama İstanbul'da biraz ihtiyacımızdan fazla vakit harcamak zorunda kaldık. İstanbul biter mi Esat? Bitmedi. O yüzden hani biz de bunu uzattık. Uzattıkça da bundan daha çok keyif almaya başladık. İstanbul'da yani sürekli tam bitti dediğimiz noktalarda daha fazla ilerledik ve yeni şeyler keşfetmeye başladık. Bunları ortaya çıkartmaya başladım ben de. Siz de sağ olun, teşekkür ederim. Davet ettiniz. Böyle güzel bir şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Evet, şeyle keşfedilmemiş efsanelerle birlikte, değil mi? Hüseyin Güngör'le birlikte de çalıştınız siz. Birlikte yani şöyle Hüseyin Hoca bize yol açan insanlardan birisidir. Bana yol açan insanlardan birisidir. Birlikte bir ara evet devam ettik ama proje olarak ilerlemedik. İkimizin de hani biraz daha farklı metotlarla ilerledi. Ben daha farklı bir metotlarla ilerlemeyi tercih ettim. Öyle bir sürecimiz oldu. Vay canına. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Yani bizler de sonuna kadar gençlerimizin, sizlerin arkasında duracağız. Çünkü çok önemli bir süreç bu süreç ve bütün dünyaya Anadolu'dan bir ışık yayılacak. Biz bunu hep yayınlarda anlatıyoruz. Çünkü Anadolu hem Muğ kıtasının, Lemurya'nın hem Atlantis'in ikisinin birden kesiştiği nokta. Muğ kıtasının spiritüelizmi, Atlantis'in teknolojisi yani o üstatlarında bir arada toplandığı bir yer Anadolu ve İstanbul bana göre dünyanın merkezi Kabe'den sonra dersem kimse bana kızmasın. Kabe altın oran noktası ama İstanbul'da bir o kadar vazgeçilmez ve sen İstanbul'daki gizli geçitleri bize anlatacaksın bugün. Ve çok heyecanlanıyoruz. İstanbul'daki gizli geçitleri bilmek istiyoruz. Senden dinlemek istiyoruz. Bu uzun süredir benim de takip ettiğim bir konuydu. İstanbul'daki gizli geçitler. Yani birçok kişi tarafından anlatıldı, birçok kişi tarafından kitabı yazıldı, yapıldı. Ben bunun bulana kadar bazı şeyleri şöyle düşünüyordum. Bunların tamamen işte rivayetten ve efsanelerden ibaret olduğunu düşünen bir kitleydim. Bu ilk çalışmamız İstanbul'un biraz da aslında kuzey bölgelerinden başladı. Kuzey noktalarından girdikten sonra bazı tünellere ulaşmaya başladık ve bu yine standart bildiğimiz mağara yapılarından ilerlemeye başladık.
Bunlardan bir tanesi hani İstanbul'da çok meşhur olan işte Yarımburgaz Mağarası. Çok konuştuğumuz ve koruma altına almaya çalıştığımız bir bölge orası. Yarımburgaz Mağarası'nda çok ilginç noktalara çıkabilecek güzergahlar bulduk. Ve daha sonra biraz daha işte İstanbul'un kuzeyine doğru geldiğimizde Çatalca bölgelerinde girdiğimizde Çatalca'dan girdiğimiz bir mağaradan çok uzak bir bölgesinden çıkabilir hale geldik. Ve bunları farklı çalışmalardı, belirli sürelerde ve farklı periyotlarda yapılan çalışmalardı. Bu çalışmalarda bunların birleşebileceği ihtimali evet bir yerde vardı kafamızda. Hani bütün İstanbul'un altını örmüştür diye düşünüyorduk. Fakat netleştirdiğimiz yani ispatlayabildiğimiz bir şey yoktu. Bu Sultanahmet bölgesinde yaptığımız bir çalışma sonrasında biraz daha sonuçları toparladık. Bu çalışmayı da neydi? İşte Ezber Bozan'daki anlattığım da aslında buydu. Oradaki milyon taşından yola çıkarak sadece bir mantık yürüterek ilerlemek istedik. Milyon taşındaki yazan kilometreler ve yönler ve yanında işte yapılan yapılar aynı şekilde Yerebatan Sarnıcı'nın yanındaki yapılar. Oradaki birçok dükkan, işte kafe, restoran bunun gibi yerlerin alt katındaki hala korunması devam eden yerler var. Bunların bir bağının olabileceğini düşündük ve nereden ne kadar ilerleyebiliriz'i biraz zorladık. Bu iş biraz daha aslında şeydi, kendini gösteren bir işte öyle söyleyebilirim. Yani belki birçok kişi oraları dolaşmıştır, birçok kişi bu noktalardan girip çıkmıştır ama bize her girdiğimizde daha fazla ilerlememiz gerektiği ya da nereye bakmamız gerektiği tamamen aktarılan bir düşünceydi diyebilirim. Bu noktalarda ilerledik. Özellikle o Sultanahmet, işte Ayasofya, o bölge, neydi oranın adı, İstanbul'daki ada, yarımada, ne yarımadaydı, adını unuttum. Orası çok 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 kıymetli Esat. Hakikaten ben tabii şey olarak biliyorum, biraz spiritüel açıdan biliyorum. Ley hatlarının ve ışık merkezlerinin toplandığı yerler orada. Lemuryalı, yani bana göre Agartha'nın girişleri var orada. Kapadokya'ya uzanan yollar var orada. Bana göre Göbekli Tepe'ye bile uzanan yollar var orada. Hatta Manisa'ya, hatta Afyon'a, birçok yere uzanan yollar var İstanbul'da. Çünkü İstanbul'un altı tarihi yarımada, pardon. Şimdi yazmışlar canlarım. Hakikaten İstanbul'un altını hiç kimselere kaptırmadan, hiç kimseler değmeden, bana göre sizlerin, bizim gençlerimizin, Türklerin, bizim bilim adamlarımızın, bizim kaşiflerimizin yapması lazım ve sen de buna el attın ve sakın orayı bırakma. Gerçi Anadolu'nun her karışı bana göre Kesinlikle. Agartha'yla ve işte ley hatlarıyla bağlantılı, işte Lemurya'yla birçok, yani burası her şeyin gizemli olduğu topraklar. Bu toprakların altı bir kaynak ve bizim yüzyıllarca yaşasak bile ömrümüz yetmez. Onun için hiç kimseye kaptırmadan yavaş yavaş farkındalığında olan insanların bunları yapması lazım. Evet. En büyük giz nereden? Ben susayım, sen. Bu arada canlar soruyorsunuz. Evet, Ezber Bozan'la yaptı. Zehirli Mikrofon Coşkun'la yaptı. Evet, Hüseyin Güngör Hocam'la. Yani göreceksiniz ama ben zaten bu yaptığımız yayını YouTube kanalında asla bırakmayacağım. Herkese ulaşmasını sağlayacağım. Biz de paylaşıyor olacağız canlar. Teşekkürler. Şöyle başlayabilirim. Daha önce de bunu anlattım. İstanbul'un sıfır noktası olması biraz bütün her şeyi geliştiriyor. Yani İstanbul, yani Konstantin ilk kurulduğu dönemlerde burası gerçekten bütün dünyanın kabul ettiği ve üzerine inşa ettiği bir sıfır noktasıydı. Sıfır noktası derken meridyenin geçtiği sıfır noktasından bahsediyoruz. Yani biraz daha galaktik bakış açısıyla bundan bahsediyoruz. Bu noktada sıfır noktasından yayılarak insanlar dünyayı şekillendirmeye başladı. Dünyayı şekillendirmeye başladığı için de bu topraklarda yani Konstantin topraklarında en azından 1.000 yıldan fazla yaşayan bir kitle. Ve bunları da hem stratejik olarak hem askeri pozisyonlarda olarak yani gidip gelebilecekleri bir güzergah yaratmaları gerekiyordu. Ve bunlar birçoğu insan eliyle yapılmış. Tamamen askeri mantıkla üretilmiş tüneller ve bağlantılar. Osmanlı 1453'te İstanbul'a geldikten sonra bunların birçoğunu zaten biliyordu ki Mimar Sinan bu projelerin başındaydı. Bizim de bu çalışmaları yaparken Mimar Sinan'ın belgelerinden ve haritalarından birçok noktayı girişi sağlayabildik. Bunların bazıları önemli olanlarını ellemedi Mimar Sinan o dönemdeki yaptığı çalışmalarında. Bazılarını su taşımak için kullandı, su kanallarına çevirdi.
Ve birçok noktaya da kendisi bir şeyler inşa ederek devam ettirdi. O yüzden ikinci baktığımız noktada işte Osmanlı'dan sonra Osmanlı kayıtlarının, Mimar Sinan kayıtlarının ilerlemesiyle ilgiliydi. En çok bulduğumuz şey nedir? Mimar Sinan'ın da onayladığı bir harita üzerinden biz bundan çıktık. En çok bulduğumuz şey şu an aktif olarak İstanbul'dan Bulgaristan'a kadar çıkabileceğiniz bir tünel var. Çalışır pozisyonda var olan bir tünelden bahsediyorum. İstanbul'dan Bulgaristan'a kadar gidebileceğimiz ve çalışır pozisyonda olan bir tünel. Evet. Açık yani. Evet. Evet. Yani biz buna girdik, bunda ilerledik. Yani bunda uzun bir çalışma yaptık. Ama bu çalışmamızda bazı sorun... Yani biz Bulgaristan'a kadar çıkmadık tabii ki de ama Bulgaristan'a kadar çıktığını saptadık bunu. Bulgaristan'a kadar çıktığını saptamızdan, yani ondan daha ötesine gidebiliriz. Belki evet bu iş Roma'ya da gidebilir, bütün dünyaya da bağlanabilir. Bu tarafa doğru, doğuya doğru geldiğinizde Anadolu'dan da ilerleyebilirsiniz. Ama bunun için ciddi bir ekip çalışması gerekiyor ve ciddi bir teknik gerekiyor biraz daha. Çünkü her yerde böyle normal yürüyebileceğiniz şekilde ilerleyemiyorsunuz orada. Yani videolarımdaki bazı şeylerde de bunlar var. Birçok yerde sürünerek ilerlemeniz gerekiyor ve orada süründüğünüz pozisyonda yaklaşık bir 10 saat geçirmeniz gerekiyor. Bu insani şartları zorlayan şeyler oluyor. O Daha yüzden önce de mi öyleymiş yoksa yok daha şu an. sonra hani çökmüş filan herhalde, Evet, değil mi? genellikle çökmüş. Bir de şunlar var. Üstte yapılan yani tünelin üst tarafında yapılan yapılardan dolayı kaynaklanıyor. Bazı güzergahlarda işte özel işletme ya da başka şeyler yapıldığı için temel attıkları için biraz da aslında şeyler bozuluyor. Onları da görebiliyorsunuz içeriye girdiğinizde. Biraz şey incelenmesi gereken bir bölge öyle söyleyebilirim. Evet, en çarpıcı olan geçitlerden mesela Ayasofya'ya gelmeyelim, en son gelelim. En çarpıcı geçitler neler ve şu anda hükümet tarafından, devlet tarafından biliniyor mu? İnsanlar tarafından biliniyor mu? Bir tanesini söyledin, Bulgaristan'a kadar çıkan nokta dedin. Yani bize onları bir anlat. Yani özellikle mesela bu yarımadada, tarihi yarımadanın altında var mı bir şeyler? Gülhane'den mesela "Gir Kadıköy'desin" diye yazmış bir dostumuz. Evet. Şöyle bu noktada yaptığımız çalışmalar bizim toplam 2 yıl sürdü. 2 yıl boyunca elde ettiğimiz sonuçlarda devlette bunu yani çok fazla bildirdik ya da yardım istedik ya da işte destek noktasında bir şeyler bekledik buralarda. İstediğimiz cevaplar çok sağlıklı gelmedi. Bu nokta, çok pardon. İstediğimiz cevapların gelmemesinden dolayı pardon. Olsun, olsun, olsun. Olsun. Ne yaptık orada? Bazı şeyleri yani değiştirmek zorunda kaldık. Yavaşlatmak zorunda kaldık ya da işte bunları açıklamamaya başladık. Bu noktada bizi şey yapabilir. Yani en ilginç yeri şu anda söylersem aslında burada biraz kendi adıma karıştırmış olabilirim bu durumu. Yani riskli bir şey yapmış olurum. Ama şunu söyleyebilirim. Riskli bir şey yapma zaten, hani özellikle çok izleniyor, yani yayın çok izleniyor, hani biliyorsun sen de, yarın da YouTube'a yüklenecek, riske atma ama üstü örtülü her şeyi anlatabilirsin seni riske atmadan. Şunu Yani söyleyebilirim. burada ilk duyurmak istediklerini duyurabilirsin, ilk kez burada duyur. Şunu söyleyebilirim. Kız Kulesi'ne bağlanan tünel herkes tarafından, en azından İstanbullular tarafından konuşulan bir şeydir. Bu var mıdır? Vardır. Buna giriş sağlayabilir miyiz şu anda? Yani biz buna bir kısmına kadar girişini sağlayabildik. Ama bir kısımdan sonrasında ilerletemiyoruz. Çünkü çeşitli engellerle takılıyoruz. Yani buradaki engel devletin olduğunu söylemiyorum ama çeşitli engellerden dolayı bu kapatılması gerekiyor. Yani Türkiye'de benim gördüğüm her zaman bir karar verici bir merkez vardır. İşte Türkiye şu an buna hazır değil diyen bir kişi çıkar. 80 milyon adına karar verir. Türkiye buna hazır değil der. Bu hazır değildir kararını veren kişiyi bir şekilde dinlemeniz gerekiyor yani bazı yerlerde. Tabii bir de şöyle bir şey var Esat. Biz 1923 yılında bazı şeylere imza atmak zorunda kaldık o süreçte. Bu Evet. süreç 2023 yılında bitecek. Yani bazı anlaşmalar var biliyorsun. O anlaşmalarımız bittikten sonra umarım her şey çok daha güzel olur. O kadar büyük bir baskı var ki şu içinde bulunduğumuz süreçte bile. Anlaşmalar yaptığımız için bazı konularda okey diyebiliyoruz. Evet. Anlaşmalar yüzünden
Yani devlet, hükümet demiyorum, devlet bazı şeyleri sineye çekebiliyor. Büyük baskı altındaydı çünkü sadece Kurtuluş Savaşı değil, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da bizim devletimiz çok büyük bir baskı altındaydı. Onun için inşallah o süreç bitecek ve sen gittiğinde sana izin verilecek inşallah 2023'ten sonra diye ümit ediyorum gerçekten. Bu biraz da şey, nasıl söyleyebilirim bunu? Yani tek insan noktasında yaptığınız bir şey değil. Bu metafizik noktada da bazı şeyleri biliyor ve yönetebiliyor olmanız gerekiyor. Bazı çalışmalar için bunu söylüyorum. Devletim bu çok konuşulan bir şeydi. Öneriler sunulan bir şeydi. Yani metafizik noktasında en azından devletin bünyesinde olabilecek insanların olması gerektiğini biz hep öne sürdük. Birçok kişi de aynı şekilde öne sürdü. Bu çünkü Osmanlı'nın çok iyi kullandığı bir şeydi. İlimdi ve bu bir yandan da aslında bir güçtü. Bu gücü kaybettik. Yani kaybettik demeyeyim, unuttuk biraz daha. Şu an hatırlamaya başlıyoruz tekrardan. Tekrar ortaya çıkıyor. Ortaya çıktığı gibi, yani pozitif manada ortaya çıktığı gibi negatif olarak da çok fazla çıkıyor. İnanılmaz bir bilgi kirliliği var ortada. İki kitaptan bir şey okuyan kişi bu işin uzmanı olabiliyor ya da bir şeyler anlatabiliyor ve kitlelere yönetebiliyor. Ya da bir kitap ortaya çıkartıp bu kitapta iki kelimeyi değiştirerek farklı sonuçlar doğrulabiliyor. O yüzden bunları biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Yani yavaş yavaş oturtacağız ama önce bir işte hani klasik bir söz vardır ya, işte bardağı bir boşaltmak gerekiyor. Bir boşaltırsak yenisini doldurabileceğiz. Şu an onları yapmaya başladığımızı düşünüyorum. Ortaya çıkıyor yani, istesek de istemesek de bir şekilde her şey ortaya çıkıyor zaten. Vakti geldiğinde düşünüyorum, evet. Canlar çok tepki gösteriyorsunuz. Ben sizin tepkilerinizi anlıyorum ama siz de bu ülke üzerine ve bu gençler üzerine olan baskıyı tahmin edemezsiniz. Onun için onların özlük haklarını, onların güvenli tutmak için onları bazı şeyleri yani zorla konuşturmamız mümkün değil hakikaten. Onun için lütfen anlayışınıza sığınıyoruz. Her şeyi anlatamıyoruz diye kızmayın lütfen. Ben de bilmiyorum. Bakın ben de sizin kadar merak ediyorum inanın. Evet. Anlatmanı istiyorlar. Tabii Evet. heyecanlı herkes istiyor bu ülkenin altındaki her şeyi bilmek istiyoruz. Ama bilenler de konuşamıyor maalesef işte canlar. Evet, başka bize biraz anlat bakalım geçitlerimize. Belgesellerde ezber bozan da anlattıklarını bize de anlat. Fatih Yarımadası önemli bir bölge. O tarihi yarımada komple önemli bir bölge. Burada birçok noktaya şu an hani her şey gizli kalıyor diye söylemiyoruz tabii ki de. Birçok noktaya isterlerse kendileri de herkes ulaşabilir. Yani buradaki birçok kafenin, birçok dükkanın altında girişler mevcut ve dükkan sahiplerine bunu sorduğunuz zaman hayır cevabı vermiyorlar. Hatta gösteriyorlar, aşağıya indirip sizi dolaştırabiliyorlar. Özellikle o eski hapishane bölgesinde olan bir kafe, iki tane de halı dükkanı var ki buradaki dükkan sahipleri de buna ciddi emekler harcıyorlar. Buraları ortaya çıkartmak için, bir turizme kazandırmak için en azından bir şeyler Çok yapmaya şükür ya. çalışıyorlar. Çok şükür gerçekten. Çok şükür. O bölgede bir gezerlerse, eğer dolaşırlarsa şeyleri göreceklerdir. Yani kapıya fotoğraflarını koyan birçok dükkan var. Alt katındaki şeylerin fotoğraflarını koyuyorlar ve işte görebilir miyiz dediğinizde belirli saygı sevgi çerçevesinde görebiliyorsunuz içeriye girip. Oraları dolaşabiliyorsunuz. Bu noktada Yerebatan Sarnıcı mesela önemli bir bölge. Yerebatan Sarnıcı'nda belki birçok kişi gitmiştir. Hani genellikle içeriye girip bizdeki en büyük sıkıntı biraz sanırım o oluyor. Fotoğraf çekmekle çok fazla uğraşıyoruz. Gözlem yapmakla uğraşmıyoruz bir yere girdiğimiz zaman. Buna bakarlarsa hani içeride en azından o işte içinde dolaştıkları o köprünün sağında solundaki geçitlere bakarlarsa buralardan da bir yerlere gittiğini ve yukarıya çıktıklarında yüzeyde dolaşırken bunun devamının olabileceğini kendileri de zaten oturtabilir. Bak İstanbul Erkek Lisesi'nin altında da geçitler var demiş bir Bu kardeşimiz. onu çok fazla duydum. Ama birebir ben girmedim. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim onun için. Yerebatan Sarnıcı ile ilgili biraz konuşalım mı? Ne dersin? Tabii ki de Yerebatan Sarnıcı ile ilgili şöyle söyleyeyim. Ben Edirne Kapı'dan, Edirne Kapı'yı herkes az çok biliyordur ne tarafta olduğunu. Edirne Kapı'dan bir
tünele girdik biz. Bir dehlize girdik öyle söyleyeyim. Bir mezarlıktan içeriye girdik orada. Mezarlık alanının içinden girdik. Oradan ilerledikten sonra Yerebatan Sarnıcı'nın tam içine demesem de güzel bir noktasına çıktık orada. O yüzden birçok noktada oraya bağlanıyor diyebilirim. Yerebatan Sarnıcı çok enteresan bir yer. Çok yani benim İçinde hislerime göre. hikayesi de çok hani yoğun olan bir bölge. İşte Medusa başının bile ters konuş olmasının hani bir sembollerin bir anlamı olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda çok semboller konusunda çok uzman değilim. Şimdi yeni bir belgesel projesine başlayacağız. Allah izin verirse Murat İrfan Sembolleri Acemay'la. mutlaka okuman lazım Esat. Evet. Esat, semboller konusunda ustalaşman lazım. Bununla ilgili bir kitap da önereyim ben sana, atayım şeyden. Semboller çok önemli. Sembolleri çalış kuzum. Tabii ki de. Murat İrfan Acaba'yla bir belgesele başlayacağız şimdi. Kendisi İstanbul ve işte birçok noktasında hani tarih noktasında uzman birisi. Aynı şekilde semboller noktasında da uzman birisi. Yani o biraz daha yerin üstünü araştıracak. Ben altını araştıracağım o projede. İkimiz böyle bir birleştirdiğimiz bir projemiz olacak. Peki. Umarım cevaplar orada biraz daha net Aa, çıkabilir. inşallah. Sen bu Benua'nın altında bir şeylerin olduğu söyleniyor. Onu şey yaptım. Okula giderken konuşuluyordu diyorlar. Orada okuyan canlar. Orayı da bilmiyorum. Orayı Orayı da bilmiyorsun. evet. Ben genellikle yaptığım tecrübelerim mağaralardan girerek ya da dehlizlerden girerek. Yani yeraltı kaşif edememizin bir sebebi bu. Ben yerin altına direkt gördüğüm delikten giriyorum. Buradaki genişlik çapı önemli Boğazın değil. altında var mı? Boğazın altında geçit var mı? İstanbul Boğazının altında bir şey var mı? Var bunu Hüseyin Hoca da zaten ortaya çıkartmıştı. Bir projesinde anlatmıştı diye hatırlıyorum belgeselde. İzlemedim. Aa, ben izlemedim. İlla ki izlemem lazım. İstanbul Boğazının altında değil mi? Yani görsel olarak çok gösterdiğini hatırlamıyorum ama anlatıyor o projenin içerisinde. Oradan bahsediyor. Bunun girişleri 3. köprünün olduğu bölgeden mevcut. Böyle bir yer hala var. Ama dediğim gibi buraları tam anlamıyla işte herkesi içeriye bize çok fazla şey geliyor. İşte bizi de götürsene, bizi de göstersene diye. Buralar teknik olarak gerçekten çok zor bölgeler. Yani Boğazın altındaki tünelden geçmek dediğimiz şey, evet kıyıdan yaklaşık 90 metre suyun altına doğru indiğiniz bir mağara, bir derinlik var. Ve burada bir noktadan sonra artık deniz suyunun karışması var. Deniz suyunun içinde ilerliyorsunuz. Yani teknik dalış ve mağaracılık, dağcılık üçünü birleştirdiğimiz bir şeyin yaparak çıkan bir sonuç. Öyle anlatmak, şey yapmak çok kolay olan bir şey olamıyor. Ya da ne bileyim bazen işte niye fotoğraf yok, çekim yok diye soranlar oluyor. Kendimizi düşündüğümüzden bazen kamerayı düşünemeyebiliyoruz. Öyle söyleyebilirim. Peki Esatçığım, bu mağaralarda olağanüstü şeyler yaşadın mı hiç? Yani enteresan şeyler yaşadın mı? Enteresan şeyler yaşıyorum genellikle. Ben hayatımın her döneminde yaşıyorum bu enteresan Bu şeyleri. mağaralardaki ilginç şeylerden bir iki örnek verir misin, bize soruyorlar. Mağaraların şöyle izole bölgeler olduğu için tek mağaralar için bunu söylemiyorum. Dağ zirveleri de aynı şekildedir. Tamamen her şeyden arınmış bölgelerdir. Yani şu an dışarıda gördüğünüz bütün frekanslardan hep frekans deyince akla işte elektrikle alakalı şeyler geliyor ama bu insanların ve hayvanların da frekansları vardır. Bunlar da karıştırabilir bazı şeyleri. Şöyle yapabiliriz. Yani işte mağaraya girdiğimiz zaman bütün her şeyden soyutlanıyoruz. Bütün frekanstan soyutlanıyoruz ve orada bu sadeliği, temizliği seven varlıkların daha açıklanabilir hale getirilebiliyor. Bu sizin durumunuza göre, yani sizin kişisel seviyenizle alakalı şekillenebiliyor. Yani sizi korkutabilir, sizi hasta da edebilir. Sizle iletişim de kurabilir, dost da olabilir. Yani bu sizin yaklaşımınızla alakalı. Tamamen aslında diğer canlılara yaklaşımınızla ilgili gibi bir şey. Yani bir hayvanla da aynı şekilde. Biz bugüne kadar hani birçok kamp yaptık. Birçok sıkıntılı bölgede de kamplar yaptık. Bugüne kadar hiç hani kurt da saldırmadı, ayı da saldırmadı, bir şey de saldırmadı. Hani karşılaşmadık değil, karşılaştık ama hiçbir zaman kavga kısmına geçmedi işimiz. O yüzden bu bizim yaklaşımımızla alakalı bir şeydi. Mağaralarda da aynı şekilde bir şeylerle karşılaşıyoruz ama bunlar bize zarar vermiyor. Ama şu demek değil ki işte herkes mağaraya gidebilir, bunu yapabilir, size zarar vermeyecek. Tabii ki de bunu söylemiyorum.
yaklaşımla alakalı her şeyi yapabilir. En büyük sıkıntı Sevgili Hüseyin Güngör anlatmıştı, bir duası bile vardı hatta. Titreşimimiz kadar, yani biz aslında insanoğlu yüksek titreşime sahip, en yüksek titreşime sahip olan varlıklarız. Hani o diğer boyut varlıkları daha düşük birçoğu oralarda olanlar. Eğer korku olmadan dostça yaklaştığınızda dostça cevap alıyorsunuz. Bu her zaman böyledir, kesinlikle. değil mi? Değil Kesinlikle. mi? Şeye inanıyorsak zaten ben Müslümanım elhamdülillah. Hani cinlerin varlığına inanan birisiyim. Kabul eden birisiyim en azından. Bunlara zaten inanıyorsak hani biraz daha bu İslam'ın içinde bir şeylere derinliklerine giriyorsak bu varlıkları tanımak doğrultusunda biliyoruz ki hani bunların özel noktasındaki yani makam sahibi olan kişileri biraz daha böyle izole bölgelerde yaşamayı seviyorlar. Bu da insanlardaki gibi düşünün işte insanlardaki nasıl makam sahibi, nasıl bir egoya sahipse, nasıl bir şeye sahipse, tavra sahipse o da size aynı şekilde davranabiliyor. Bu sizin ona gösterdiğiniz hürmet ve saygıyla alakalı bir şey. Yani size fiziksel olarak bir zarar veremez. Vermiyorlar en azından onu söyleyebilirim. Ama psikolojik olarak ya da işte başka bir şekilde bir şeyler yapabiliyor, korkutabiliyor. Onu söyleyebilirim. Peki, yani onları hissettin mi, gördün mü? Soruyorlar çünkü. Fotoğrafını da çektim. Öyle söyleyeyim. Vay canına. Gerçekten mi? Evet, bunu Fotoğrafını da çektin. fotoğraf, video, birçok şeyler var. Bunları bir kısmını paylaştım, bir kısmını paylaşmaya devam ediyoruz. Hani tek bu işte cinler diyemem. Datolasya Vizi'yle 1,5 yıldır yaklaşık beraber çalışıyoruz. Kendisi ufolog, insan doğa araştırma uzmanı. Onun zaten hani çok fazla bu noktalarda çalışmaları var. Kendisiyle yaptığımız çalışmalarda biraz daha dünya dışı varlıklarla işte temasları yaşattırıyor bana, deneyimlettiriyor bunları. En son işte yaptığımız Çatalca'da bir çalışmamız vardı. Onun fotoğrafını ve videosunu işte bir şeylerini YouTube'da da zaten paylaştık. Instagram'da da paylaştık. Orada çektiğimiz bir fotoğraf ve videomuz vardı. Senin Instagram'ında var mı? Görebilirler mi YouTube gittiklerinde? Soruyorlar, nerede göreceğim diye. YouTube'da var, Instagram'da yok ama yayından sonra paylaşırım. Öyle söyleyeyim. Yayından sonra Instagram'da paylaşacak. Göreceğiz hepimiz canlar. Çok güzel bir insan. Sizden bir şey sakladığı falan yok. Şeyler, vay canına, yani muhteşem bir şey bunu görüntüleyebiliyor olman. Çünkü farklı boyutlarda yaşıyorlar. Görüntüleyebilmek için boyutlar arası geçiş, bir aynı yerde rezone olmak lazım. İç Onların içe izin vermesi gerekiyor bu duruma. Bizim değil. onların izin vermesi gerekiyor. Bizim titreşimimizin, frekansımızın da bunu algılayabilecek pozisyonda olması gerekiyor, biliyorsun. Kesinlikle. Nisa suresinde de her yerde anlatır. Bu cinler, elfler anlatılır yani. 50-51. ayetlerde biz cinleri, elfleri yarattık. Siz onlara Tanrı diye taptınız diye sitem eder. Hani Evet. Anunnakilerden falan bahseder. Fotoğraf çekilmesine izin veriyorlar mı diyorlar mesela. Onlar izin verdiler mi fotoğraf çekilmesine? Yani izin verdikleri için fotoğrafın sonucu çıktı. Yani bunu bu şekilde anlıyorum. Evet. İstanbul'la ilgili başka ne anlatabilirsin? Anlatabileceğin bir şey var mı? Yoksa başka şeyler mi soralım? Başka mı? Anadolu'dan mı soralım biraz? İstediğinizi sorabilirsiniz. Ben de devam da edebilirim ama Sen devam et. Biz hiç sormayalım. Sen bir devam et. Bittikten sonra soralım biz sana. Çünkü senin bildiklerini biz öğrenelim istiyoruz. Soru sorarsam seni yanlış yönlendiririm. Sen anlat bence. İstanbul ile ilgili şunu söyleyeyim. Açayım gelsin şeyler. İstanbul gerçekten yani birçok noktada önemli. Hem bizim için önemli, hem işte siyasi askeri olarak önemli, hem coğrafi olarak önemli, hem diğer varlıklar için de önemli bir yer. Yani bu diğer varlıklar için neden önemli bir yer? Çünkü bizim en azından vardığımız sonuçlar şu. Bir işte evet hep söylediğim şey bu hani sıfır noktası dediğimiz şey gerçekten önemli bir şey. Hani buna biraz daha bilimsel gözden bakabilirlerse, yani benden isterim ki hani bizim çalıştığımız ekipte böyle bir fizik profesörümüz olsun, başka işte laborantımız olsun, her şeyimiz olsun, doktorumuz olsun. Keşke böyle bir ekibimiz olabilse, hiçbir şeye takılmadan her şeyi anlık bir şekilde araştırabilsek. İşte orada bulduğumuz bir parçayı, buraya ait olmayan bir parçayı, taş ya da başka bir şeyi gelip laboratuvarda çok hızlı bir şekilde sonucunu alıp bunun nereden geldiğini ve ne olduğunu bulabilsek, her şeyi patır patır bu şekilde anlatabilsek, kimseye işte bir gelecek bölümde anlatacağım diye bekletmesek,
Bunların hepsini yapmak istiyoruz. İstanbul çünkü önemli. Biz önemini kaybettikçe, konuşmamaya başladıkça İstanbul için aslında buna sahip çıkan başka şeyler oluyor. Ve sahip çıkan kişiler bu bilgileri bizden taşıyıp farklı yerlerde kullanıp bize de sonra bunu tekrar revize ediyorlar ve yanlış bir şekilde revize ederek bunu doğruymuş gibi kabul ettirmeye başlıyorlar. Bu can sıkıcı bir durum oluyor. Yani bu benim için can sıkıcı değil. Ben de bu dünyada gelip geçici birisiyim ama bundan bir 50 sene sonra, 100 sene sonra İstanbul ve Türkiye'nin durumu, işte Türklerin durumu aslında ne olduğunun önemi biraz daha var. Biz bu şekilde biraz zayıflatıldık. Bu şekilde zayıf kalmamamız gerekiyor. Devam etmesi gerekiyor bir şeylerin. Güçlenmesi gerekiyor. O yüzden bunun başladığını düşünüyorum ama bu her yerden başladı. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi istikbal göklerdedir dedi. Göklere de şu anda odaklanıyoruz bir şekilde. O yüzden çözülecek, yani çok az kaldı, her şey çözülmeye devam ediyor. Saklasalar da ortaya çıkıyor. Yani bu bir savaş. Biz kendi içimizde de bunu böyle söylüyoruz. Bu bir savaş ve savaş Allah'a inananlar ve inanmayanlar olarak ikiye ayrılıyor. Bizim gözümüzde en genel resim de bu. Hiçbir zaman Allah'a karşı savaş açanlar bugüne kadar hiç kazanamadı. Kazanamayacaklar da. O yüzden hani sadece vakit kaybettirirler, oyalarlar. Sıkıntı yok ama ben yapmasam da bir başkası yapmasa da bu illaki bu savaş kazanılacak. Bir sorun yok. Aslında sana başka bir haberim var. Negatif olan taraf da Allah'a inanan, Allah'ı bilen bir taraf. Yani Evet, aslında evet. onlar da biliyorlar. Yani hani var ya, alegorik olarak anlatılır, insanı Bizden çok yarattı. daha iyi biliyorlar, onu söyleyeyim. İnsan, insanı yarattı, secde et dedi, ben Evet. topraktan, bence. Hani hikayeler, alegoriler var. Biliyor yani. Aslında çok Evet da öyle. baş melekti bir zamanlar. Şimdi tamamen karşı tarafa geçti, ama o da Allah'a inanan aslında şey. Konuyu oraya baktığımızda, oraya bakarsan hep anlatıyorum ben yayınlarda, bütün bu negatifler de bizden daha fazla kesinlikle biliyorlar şeyleri. Bizden daha fazla Anlat. Evet. farkındalar. Anlatmaya çalıştığım şey zaten oydu. Hani Kur'an-ı Kerim'i biliyorlar ve bizden revize. çok biliyorlar. Yani Elon Musk'ı da, Bill Gates'i de, bilmem ne. Çok detaylı biliyorlar hem de. Hatta bizden saklananları, bizden o zamandan beri, çünkü son Adem dönemi, cennetten kovuluşu anlatır. Siz hepiniz cennetten, yani hepsini cennetten kovar, hepsini birbirinize düşman olarak gidiniz diye, ininiz diye hepsini birden kovar. Bakar mısın? Adem'i, Havva'yı, Lucifer'i hep birlikte kovar. Aynı anda kovuluyor ve o andan beri bilginin hiçbirine ulaşamıyoruz. Yani bu dualite ilk andan beri, yaratılış anından beri, son Adem döneminden beri. Yani bu da aşağı yukarı 26 bin yıllık bir süreç. Şile'deki mağarada yaşadığın anılarını soruyorlar. Orada Şile'de bir Evet, orada mağarada bir şey mi yaşandı? Onu manyetik bir şey orada şöyleydi. Şile'de zorlu bir parkur orası. Hüseyin Hoca da oraya girmişti daha önce çok kez. Ben de yaklaşık bir 6-7 kere girdim diye hatırlıyorum. Zorlu parkurdur derken şöyle içinden mağaranın yaklaşık bir 20 metre tırmanma yapmanız gerekiyor ilk önce. Tırmandığınız yerde bir şelale. Şelalenin içinde tırmanıyorsunuz. Mağaranın deliğinden dışarıya sular gelen bir yer hayal edin yani. Onun içine giriyorsunuz. O su kaynağının içine girerek mağarada ilerliyorsunuz. Ya yaklaşık işte diz seviyesinde içeride sürekli bir su akışı devam ediyor. Zorlu olmasının sebebi bu. Birincisi kaygan. İkincisi içeride her zaman mağaralarda sıcaklık düşüktür. Yani yazında gitseniz, kışında gitseniz bu fark etmiyor. Suya da girdikten sonra belirli bir süreden sonra iyice artık soğumaya başlıyor bu içerisi. Bu da size işte yine fiziksel olarak bazı şeylerinizi zorlamaya başlıyor. Gürlek mağarasından bahsediyorum. Mağaranın ismi de Gürlek mağarası. Buraya girdiğimizde biz birçok şey yaşadık. İlk girdiklerimizde tamamen turistik bir gezi gibi gidiyoruz. Keşif yapmak için gidiyoruz sadece. Neye ihtiyacımız olduğu. Ama bizim 4 ve 5. geçişlerimizde artık farklı şeyler fark etmeye başladık. Yani işte bu az önce de söylediğim gibi gidiyoruz. Daha önce burada bir giriş varmış, yukarıdan buraya bir bağlantı varmış, bunu görmedik deyip oradan devam ediyoruz. Yani farklı bir güzergahtan devam ediyoruz sürekli. Resmi olarak mağaranın kayıtları belli. Hani uzunluğu belli, haritası belli, ölçümlerle yapılmış, nereden ne çıkacağı belli ama o haritanın her daim üzerine doğru devam etme
Biz başladık. Tam olarak ne kadar uzunlukta olduğunu bilmiyorum ama yaklaşık bir buçuk kilometre, işte bir kilometreye yakın bir girdiğimiz noktadan uzaklaştığımızı hesaplayabiliriz. Oraya girdiğimizde ilk önce içeride üç kişiydik. İlk önce bir uğultu sesi duyduk. Bu yoğun bir şeydi. Bir makine çalışma sesi gibiydi. Yoğun bir uğultu sesiydi. Daha sonra hani bu biz mağarada bir de yaptığımız bir klasik bir metodumuz vardır. Ben bir şeyi duydum veyahut da gördüysem bunu dillendirmem ya da yanımdaki bir şey görüp duyduysa bunu dillendirmez. Herkes birbirinin suratına bakar etkilememek adına. Yani işte ben bir işte kız çocuğu sesi duydum dersem siz bunu duymamış dahi olsanız size beyniniz bir oyun oynuyor ve siz de evet ben de duydum demeye başlıyorsunuz ve benim belki de yalan söylüyorum ama yalanıma ortak olmuş oluyor ama bu herkes bu yalanı ortak olduğu için gerçeklikten kopmuş oluyoruz o anda. O yüzden herkes birbirinin yüzüne bakar ve aynı tepkiyi kim verecek? İlk önce ona beklenir yani kelime çıkmadan önce. Üç kişi birbirimize baktığımızda evet sesi duydu yani kaş göz ifadelerinden belliydi herkes bir ses duyuyor. Ondan sonra bunu konuştuk. Dedik ki bu ses ne olabilir? İlk önce şundan bahsettik. Dedik dışarıda bir makine çalışıyor olabilir. Hani yukarıda zeminde yüzeye yakın bir noktada falan. Ses bize doğru yaklaşmaya başladı manyetik ses. Bu biraz daha hani korkunç bir kısımdı aslında. Hani yine aynı şekilde biz hep gerçekçi bakmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki evet yine bir şey çalışıyor. Makine çalışıyor hatta mağara çökebilir. Başımıza bir iş gelebilir burada. İhtimallerini koyuyoruz. Üçüncüsünde artık ses bize doğru yaklaştığında ben bunu şu anda tam yüzümün ortasında hissettim. Yani bir futbol topu büyüklüğünde bir dalgalanma hissediyorum. Yani bir frekans hissediyorum. Bir mıknatıs tutup demiri çekmesi gibi bir manyetik bir şey hissediyorum ama gözümle hiçbir şey görmüyorum. Elimi geçiriyorum şöyle. Elimi geçtikçe o dalgalanma aynı şekilde devam ediyor. Daha sonra bunu dedim ki hani herkes bu aynı şekilde aynı kuvveti hissediyor ama bunu bir ispat etmemiz lazım. Yani gözümüzle ispat etmemiz lazım en azından. Bir şişe vardı. Şişenin içine biraz işte su aldık. Suyu dedik yani yaklaştırdıkça sallanacak mı? Suyun titremesi olacak mı? Suyu böyle önüme doğru yaklaştırdıkça şişe komple sallanmaya başladı. Su değil yani komple şişeyle beraber sallanmaya başladı. Ve ondan sonra biz artık bunun varlığını kabul ettik. Yani bir şekilin kabulünü yaptık. Görmediğimiz bir şeyi. Ve test etmeye başladı. Yani bizde biraz herkes şeydir. Bakırköy'e götürseniz herkes yatabilir yani öyledir seviye olarak. Karşıya doğru iktirdim tamamen. Bu kuvveti etkileyebilecek mi diye bunu yaptım aslında. Kuvveti etkiledi. Yani ben iktirdiğimde o oraya doğru gitti. Karşı taraftaki bunu hissetti. Karşımda duran insan bunu hissetti aynı şekilde. O bana bunu yaptı. Yani bir top oynamak gibi düşünün. Biz onu birbirimize doğru ittirmeye başladık. Bu biraz orada o şekilde sürdü. Yani birkaç bir şeyler daha üzerine denedik, ettik falan. Ve işte içerideki çıkışımız bizim normalde 2 saat, 3 saat durmamız gerekiyor mağarada. Ve çıkarken kapıda ekipten mutlaka birisini bırakıyoruz. Ve diyoruz ki işte hani örnek veriyorum saat 6'ya kadar çıkmazsak maksimum 6:30 bir şeyler yap. İşte jandarmayı ara, polisi ara bir şekilde bizi kurtar diyoruz. Biz çıkış saatimizin üzerinde bayağı bir hep geçirdiğimiz için dışarıda çıktığımızda hava kararmıştı. Her şey karışmıştı. Jandarma, arama, kurtarma birçok şey gelmişti. Ve onların daha da ilginç kısmı onlar mağaranın içine girip bize bakmışlar ama bizi bulamamışlar. Biz de onları bulamadık. Biz çıkışta karşılaştık sadece kapıda. Yani sizin bulunduğunuz mekana mı gelmemişler Esat? Yani Yoksa, tek giriş var. Mağarada tek giriş var orada. Ama içeride işte bir ilerledikten sonra biz işte dörtlü bir çatala ayrıldık. Dörtlü çataldan ilerlediğimiz bir yoldu. Hani bakmamış olma ihtimalleri var tabii ki de onlara. Bizi ortadan kaybolduk falan demiyorum hani bunu iddia edemem. Ama şey yani biz içeriye girenlerin en azından sesini biz de duymadık. Normalde duymamız gerekiyor bu tarz şeylere. Biliyorsun sen de aslında bu işleri ama evrenleri şöyle tanımlar Bedir Ruh Selman. Bir projektör makinesini önce bir beyaz ışık koy, böyle yansıt sonsuza dek beyaz evren. Onu çıkar, mor koy,
Mor evren. Onu çıkar, yeşil koy, yeşil evren. Aynı yerde hiç kıpırdamadan buradaki projektörden bahsediyoruz. Projektör, değil mi? Sonsuza kadar giden ışık. Şimdi çok renkli bir projektör, milyonlarca renklik bir projektör olsun, milyonlarca renkli olsun ve bu sürekli böyle dönsün. İç içe geçen milyonlarca evren düşün. Yani her bir ışığı bir evren olarak düşün. Beyaz ışık evreni, kırmızı ışık evreni, yeşil ışık evreni, mor ışık evreni, tamam mı? Bunlar böyle. Bunların hepsi iç içedir. Bunların hepsi birbirine değmez. Bunların hepsi başka bir evrendir. Hiçbirisi var diye öteki yok olmaz. İç içe geçmiş evrenler olarak anlatır ve boyutlar da aynı bu şekildedir. İç içe geçmiştir boyutlar. Hepsi aynen aynı anda her yerdedir. Her şey her zaman her yerdedir. Fakat benim de çok deneyimim oldu bununla ilgili. Sen başka boyuttasındır o anda. Bilmezsin, aynı yerdesindir ama başka boyuttasındır. Böyle şeyler özellikle mağaraların içinde yaşanır diye düşünüyorum. Çünkü mağaralar özellikle ley hatları, özellikle hani akupunktur noktaları, gezegenin, Gaia'nın kan yani oksijeninin taşındığı noktalar, bilgeliğin taşındığı noktalar ve mutlaka bu mağaralar sularla bağlantılıdır. Neresi olursa olsun. Piramitlerin de en dibinde kesinlikle mağaralar vardır ki Ravne Tanıl'a ben Bosna piramitlerine, Büyük Piramide gittiğim zaman da yani derinliğe indiğinizde şeyi görüyorsunuz oradaki mutlaka illaki suları görüyorsunuz. Suyla bağlantıları vardır. Senin bulunduğun yerde de su. Hüseyin Güngör de anlattı. Bir mağara varsa illaki bir su vardır. Şimdi muhtemelen orada hani bir boyut deneyimi yaşanmış olabilir, zaman deneyimi yaşanmış olabilir ama tekrar işte Eshab-ı Kehf suresinde olduğu gibi öyle bir şey de olmuş olabilir. Hani ben böyle biraz spiritüel bir yorum yapmak istedim gerçekten. Evet, o Yorumunuza katılıyorum. Yani o aynı bakış açısı. Ondan yana bir sorun yok. Zaten hani Peygamber Efendimizin 18 bin aleme gönderildim demesindeki bir sebep, hani biz hep yukarılarda arıyoruz alemleri, farklı yerlerde arıyoruz da biraz aslında buraları dolaşsak birçok şeyin cevaplarını bulmamız gerekiyor. Yani ben şeyler için de aynı, mesela işte Data Hoca ile çalıştığımız dönemlerde, yani şu anda da aynı şekilde. Ufolog derken işte gökyüzüne bakan değil, aslında cevabı burada arayan kişilerden bahsediyoruz biz. Bizim yaptığımız metotlar tamamen bu. Yukarıda bir şey bulamayacağız. Yani zaten zorlasak da bulamayacağız. Yani işte Mars'a gitse de bulamayacak. Hiçbir şey yapamayacak. O yüzden cevap burada. İçimizde. Hepimizin cevapları burada. Mars'a gitse de bulamayacak. Çünkü Mars'a da gitsek üçüncü gözle şeyle üçüncü boyut realitemizle bu üç boyutla Mars'ta yaşayan başka boyut varlıklarını görme şansımız yok. Onun için çok trajikomik bir şey. Orada hayat yok, burada hayat yok demesi bilim adamlarının bana göre yani metafizikte bunu anlayabiliyor insan. Çünkü sen kendi gözünle göremezsin sen 6. boyut, 5. boyut, 7. boyutu. Bu bedenle bu titreşimde görme şansın yok ama hiçbir karışın ben boş olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten hiçbir karışın boş olduğunu sanmam. Üsküdar'la ilgili yorumlar istiyorlar senden. Üsküdar'dan tonla ganimet çıkarıldı ama gizli tutuluyorlar demişler. Bununla ilgili bir fikrin, bilgin var mı? Bilen arkadaş anlatabilir. Ben anlatamam. Ama duydun herhalde öyle bir şey. Ya Evet. bunlar biraz çok şey Evet. konular. Birçok yerde bu aynı şekilde. Yani bu sürekli yapılan bir şey. İlk defa ve son olan bir şey değil. Ve hemen hemen her ay iki kere duyduğum bir şey, gördüğüm bir şey bu tarz şeyler. O yüzden artık hani kimi nereye neyi şikayet edeceğimi şaşırmış pozisyondayım. O yüzden biraz durmak gerekiyor. Evet, buradan Amerika'ya sevgili Mevlüt'e selam olsun. Amerika'da işte bizler Amerika'dayız, her yerdeyiz. Evet, Üsküdar, hep Üsküdar'la ilgili yorumlar Üsküdar yapmışlar. genellikle Kız Kulesi bağlantılarında, onu söyleyebilirim, onu söyledim sanırım daha önce de. Üsküdar'dan bir girişi var Kız Kulesi'nin. Yani Karadan, yani tünele gidebilirsiniz yani. Bulabilirseniz. ben de çok inanıyorum gerçekten. Yani
Çok enteresan. Benim yaptığım şey aslında işte, bizim yaptığımız, daha doğrusu hani benim demeyeyim, şöyle mağaracılık değil olay. Biz insan ve doğa araştırma dediğimiz olayı yapıyoruz. Yani işte insan ve doğa hepsini komple, yani UFO'larda, başka varlıklarda hepsi, ve bunları yaparken yaptığımız çalışmalar sonunda şey yapabildiğimiz, yani ispata gidebildiğimiz çalışmalar. İspatlayamayacağım şeyi konuşmayı tercih etmiyorum. Yani çünkü öyle şeylerle karşılaşabiliyoruz ki, işte olumlu da karşılaşabiliyoruz, olumsuz da karşılaşabiliyoruz. Yine de bir şekilde şüpheyi kaldırmak açısına insanlarda, ya da imanı tazelemek açısından birilerine diyorum ki bu var, bak bu şekilde ve görseli de budur, videosu da budur. İşte istiyorsa patenti var, patentli bir şekilde diyorum ki bütün her şey orijinal, bununla bir sıkıntı yok. Yapmaya çalıştığım şey biraz daha bu. O yüzden yavaş ilerliyoruz. O yüzden küçük ilerliyoruz. Van Eylan'ın kuşağının geçilebileceğini düşünmüyoruz. Bunu Ozan'la konuştuk. Manisa kazıları ile ilgili Coşkun'la yayın yaptık. Sorularınızı cevaplıyorum. Eski yayınlarımıza YouTube kanalından bakabilirsiniz birkaç ay önce. Manisa'yı konuştuk canlar. Şimdi burada güzel bir soru vardı. Sen bu arada anlatmak istediklerin var. Eskişehir mağaralarında herhangi bir varlık gördün mü? Ya da Yozgat mağaralarında herhangi bir varlık gördün mü diye yazmışlar. Belki gözümden kaçmış olabilir benim. Eskişehir'le ve Yozgat'la ilgili anlatmak istediğin şeyler var mı? Yozgat'ta çalışmadım. Hiçbir çalışma yapmadım bugüne kadar. Ama yapmayı planladığım bir yer. Daha dün birisiyle bununla ilgili bir konuşma yaptık. Ondan bir fotoğraf falan, bir şeyler bekliyorum yani. Gidebileceğim bir yer, öyle söyleyeyim. Eskişehir'le ilgili yaptığım şey şuydu. Bilecik'te bir çalışma yaptım. Bilecik'te yaptığım çalışmalarda girdiğim bir mağaradan Eskişehir'den çıktım, orada da aynı şekilde bağlantı olarak. Ben işte biraz daha şeyi zorlamayı seviyorum. Hani en uzun mesafeyi zorlamayı seviyorum. Girdiğim yerden ne kadar çıkabilirim diye. Bunu yaparken de genellikle yollar çok zorlu oluyor. Yani tıkanmış oluyor ve tıkanmasındaki en büyük sebep, bunu her yerde dile getiriyorum, defineciler tarafından buralar çok fazla tahrip ediliyor. Orada herhangi bir şeyi, bir kayanın şeklini bile, yani oradaki bir sarkıt eskaza işte bir sembole benzediyse mahvoluyor orası. Yani hiçbir şey olmasa da orayı mahvediyorlar dinamiklerle, başka şeylerle, ve benim girebileceğim başka bütün bağlantıların hepsi kapanmış oluyor. Aslında çok önemli bir şeyi ararken, yani yapılan bir şeyden dolayı, bulunamayacak sonuçtan dolayı orası kapatılmış oluyor, yazık olmuş oluyor. İstanbul'un da birçok bölgesi böyle. Özellikle işte Çatalca'da, pardon, şeyde, Arnavutköy'de yaptığımız, Cebeci Mağarası'nda yaptığımız çalışma bizim tamamen böyleydi. Cebeci köyünden girdiğimiz bir mağaraydı orası. Yaklaşık işte 120 metre, 130 metre ileriye doğru ilerledik. 90 metrede işte yüzey tabandan derinlikteydik. 90 metre aşağıdaydık. 90 metrenin artık sonunda bizim orada, bu YouTube'da da bunu paylaştım, bunun görselleri var. Mermer mezar taşı bulduk. 90 metre derinlikte mezar taşını bulduk. Ve burası, hani o mermerin küçük bir parçası, 3-4 parçaya bölünmüştü. O küçük bir parçasını biz kaldırmaya çalıştığımızda yaklaşık bir 15-20 kiloydu. Tamamı minimum 200 kilo olan bir şeyden bahsediyorum. İçeride kesinlikle, mağaranın oluştuğu yerde kesinlikle mermer olabilir. Yani mermer ham madde bulamazsınız. Öyle bir taş yapısı yok orada içeride. Bu %95 ihtimalle mermer dışarıdan taşınmış olması gerekiyor oraya. Taşınmadıysa daha da kötü bir ihtimali var. İçeride mermeri yapabilecek genişlikte bir yerin olması gerekiyor. Yani bu atölye çalışmasını, çünkü üstü tamamen bir resim tablosu gibi, çerçeve gibi, kenarları bile şekillendirilmiş bir taştan bahsediyorum. Böyle bir yerde ve burada yolun sonuna doğru ilerlemeye çalıştıkça biz artık içerideki hala şeyler çıkmamış pozisyondaydı. Yani dinamit, barut kokuları, hala o dumanlar orada duruyordu. İnanılmaz bir patlatılma olmuş. Ve o yüzden hiçbir şeyi yani sonucuna ulaştıramadık. Yani bir şeyler bulduk, evet, ama önemli olan belgedir, yazıttır, tarihi ortaya çıkartabilecek bir şeydir. Bunlar yoğun yoğun kumların altında kalıyor. İstanbul dedik ama Esat, şimdi aklıma acayip bir şey geldi biliyor musun seni dinlerken.
Mardin dediler de ben Mardin'e 3 kez gittim. İnşallah tekrar gideceğim. Büyük bir aşktır Mardin. Mardin'de ve Tarsus'ta Şahmeran hikayeleri vardır. İşte Bilmiyorum. yarısı insan, yarısı yılan. Şimdi ben Atlantis'te ve bu şeyde Mezopotamya bölgesinde ve Afrika'da yapılan Enki'nin yaptığı insan deneylerini hep anlatıp duran bir insanım. Aklıma ne geldi biliyor musun? Şu saniyede geldi ama şu saniyede de bana mı geldi, birisi mi getirdi onu bilmiyorum. Şahmeran yarı insan, yarı yılan olan bir varlık. Yılanlar biliyorsun sürüngenler, röptelyanlar. Şimdi Mardin'in ve Tarsus'un altının Şambala röptelyanların yaşadığı yeraltı geçitleridir. Şimdi tak diye böyle bir kafamda ilk defa oluyor ki Şahmeran'la hikayeleri ben çok yazdım Mardin'le ilgili falan ama oraların altı da Şambala ile bağlantılı olabilir. Çünkü oralarda birçok eğer bir şey efsane ise, mitse, anlatıldıysa altında mutlaka bir şey vardı. Ben mitolojilerin hepsinin gerçekliğine inanan bir insanım. Yani daha doğrusu birçoğunun farklı topraklarda farklı isimlerden alınmış. Oralara bir incelemeni çok isterim. Tarsus, şu anda Tarsus kazıları falan filan hikayeler. Tarsus kazılarının arkasında ben uzaylı varlıklar filan olduğunu düşünüyorum. Uzaylı varlıklar denirken Anunnakilerin o tür şeylerin olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bilmediğim için kimse de beni tutup bir yere götüremez şu anda. Diyorum ki uzaylı varlıklarla ilgili bağlantılar, bu kadar güvenlik, bu kadar şey. Dolayısıyla Tarsus'tan girip Mardin'den çıkan ya da Mardin'den girip Tarsus'tan çıkan bir geçide inanıyorum. Bu geçidin içinde de başka bir yani belki Anunnaki hayatının Şambala hayatının hala devam ediyor olabileceğini ya da bitmiş de olabileceğini düşünüyorum. Oralarla bir ilgilen derim. Ben bu şeye belgesel merakına 2014 yılı olması gerekiyor. 2014 yılında Mardin'de dolaşırken başladım. Yani aslında o zamanlarda da sinema ve filmle uğraşıyordum ama işin reklam kısmındaydım. Tamamen başka bir şeydeydim. Birisiyle tanıştım. Soyadını hatırlamıyorum. Çok özür diliyorum. İsmi Filiz'di. Bir üniversitede hocaydı. İstanbul'da bir üniversitede hocaydı. Ve o sıralarda denk geldik Mardin'de bir otelde Artuklu bölgesinde. Onlar da yaklaşık bir 10 kişilik bir ekip Şahmeran'ın peşindeyiz diyorlardı. Şahmeran'ı arıyoruz, araştırma yapıyoruz ve bununla ilgili çok önemli şeyler yaptık diye tanıştık. Orada denk geldik. Ve ben oturdum onlarla işte bir gün o hikayeyi dinledim. Hani ne yapıyorlar, ne arıyorlar, nasıl arıyorlar? İşte Mezopotamya bölgesine komple bakıyorlar, her yeri dolaşıyorlar. Bütün halkla konuşarak hani efsaneye ulaşmaya çalışıyorlar biraz daha. Sonra o bölgeye çalıştım. Mardin'de o şeyde bitmeyen şehir diye bir yer var. O çarşının içinde, Ulu Cami'nin oralarda. Ebu Burak vardır, masal anlatıcısı. Masal anlatır o. Ama aslında masal anlatmaz. İnanılmaz ruhani bir varlıktır, ruhani bir insandır. Oraya giden canlar olursa bitmeyen şehir orayı bulmalarını ve Ebu Burak'la mutlaka bir sohbet etmelerini dilerim. Şahmeran hikayesini asıl ondan dinleyin. Mardin'in altının nasıl inanılmaz şehirlerle kat 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 hatta 7 kat yer, 7 kat gök diye anlatır Ebu Burak. 7 kat yer. Mutlaka onunla bir görüş. Nusaybin'e Onunla. gittiniz mi? Nusaybin'e? Tabii, oraya gittim. Yani her tarafını karış karış gezdim ama yetmedi. Yetmez. Yani Mardin yetecek bir şey değildir. Asur'un, Sümer'in toprakları yetmez. Oraya gitmek lazım. Bizde biraz daha şey oluyor böyle bilgiyi almak için. Evet işte o bölgede hem keşif yapıyoruz hem dolaşıyoruz. Hem de işte az önce de söylediğim gibi oranın her koşulda kişileri, yani her türlü varlıklarını ziyaret etmeye çalışıyoruz. Ulaşabileceğim bir bölgede. Dairizzafaran'da benim Metropolit'le bir röportajım vardı. Televizyondan gitmiştim o süreç içinde. Dairizzafaran'ın altı da çok hakikaten geçitlerle dolu bir yer bu arada. Evet, Van zaten Urartu'nun başkenti. Van ayrı bir hikaye gerçekten. İlla ki oralarında incelenmesi lazım. Bizim Anadolu'muz, Anadolu zaten canlar.
Anadolu'yu anlata anlata bitiremiyorum. Anadolu'ya olan aşkımı her gün anlatıyorum. YouTube kanalımızda çok izlediniz. Teşekkür ediyorum. Ama atalarımızın toprakları buralar. Kesinlikle. Atalarımızın toprakları. Yani aslında bütün dünya gezegeni Mu ile birlikte başlayıp Mu'dan sonra Anadolu ile devam etti diyelim. Ve her şey Anadolu'da son bulacak. Yani her şey Anadolu'da kilitli. Anadolu'nun kilidini çözdüğünde bu dünya gezegeni, bilenler var tabii orada. Orada da topu topu hep kökü 1.000 kişi, 2.000 kişi onlar. Bütün dünya gezegenindeki insanlar uyutuluyor tabii ki. Sarnıçlarla ilgili İstanbul'un biraz konuşalım mı? Tabii. Sarnıçlar Mimar Sinan'ın şekillendirdiği yine burada biz araştırırken bunlara çok fazla karşılaştık. Mimar Sinan bazı şeyleri değiştirmiş. Formlarını da değiştirmiş aslında. Bazı su yollarını su yolu olmaktan çıkartmış. Su yolu olmayan yerlere su yolu haline dönüştürmüş. Sarnıçları da bunlara bağlayan güzel noktalara yerleştirmiş. Bu tamamen hani bir kesinlikle zaten hani geometriyi çok iyi biliyor. Ve bu geometriyi çok iyi bilirken de bunları yaparken de o zamanın teknolojisiyle hayal etmeye çalışıyorum, canlandırmaya çalışıyorum da bunu yapabilmek için biraz yukarıdan bakmak gerekiyor. İstanbul'a da yukarıdan bakmak gerekiyor. Bu şeyi oturtabilmek için, ivmeyi kazandırabilmek için sarnıçlara, sulara. Sarnıçlarda yaşadığımız o da şu mağaralara benzer aslında yapılardır. Yani hani aynı şekilde içinde bir kere suyu barındırdığı için ve sürekli aslında bir yerlerden taşınan suyu topladığı için oraya bir enerji akışı çok fazla mümkün. En basit yani en çok ziyaret edilebilecek olan işte Yerebatan Sarnıcı. Yerebatan Sarnıcı'nın içine girdiğinizde bile o mistik havası işte hissiyatı size daima vardır. Bir şey saklar. Bir şey hem saklar hem anlatır yani sürekli. O yüzden önemlidir sarnıçlar. Korunması gerekiyor ama bunların da şu an İstanbul'da bu da çok büyük sıkıntı. Birçoğu şu an tamamen çöplük. Şeyle ilgili, Mardin'le ilgili anlatmak istediklerin yarım mı kaldı? Öyle mi yazmışlar? Öyle yazmışlar. Var mı orada Yok, anlatmak istediğin bir hayır. şey? Anlatmak istediğim şey. Yani Nusaybin'i sadece ziyaret etmelerini öneririm. Orada güzel bir yer var. sen heyecanlısın. Ben aslında sana yardım etmek için biraz sohbet ediyorum. Yoksa konuklarımın sözünü kesmem. Mardin'le ilgili anlatacağımız bir şey yok. Okey. Okey. Canlar, buyurun. Antalya'yı mı soralım? Bana sözünü kesme diyorsunuz ama seviyorum sizi ya. Evet. Mardin'de tanıştığın bir kadından bahsediyorsun. Tam orada kalmış. Bu konuyu bitirdik diye hatırlıyorum ama. Öyle demişler. Şahmeran hikayesini Çok anlatmıştık galiba. güzeller Şahmeran'la ya. başladık. Evet. Şahmeran'ı anlatmak ister misin? İyice yok. Şahmeran'ı siz zaten anlattınız. Şahmeran'ın benim anlatacağım bir şey yok. Sadece Şahmeran'ın ben de var olabileceğini yani bu efsanenin rivayetin var olabileceğini inananlardanım. Bulunur Ben mu? Hayır en tabii ki de. iyisi burayı kapatayım. Evet. Ayasofya'nın altı ile ilgili bir şeyler anlatmak ister misin? Ayasofya'nın altı şöyle anlatabilirim onun içinde. Burada da çok çalışmalar yapıldı. Birçok yeri ortaya çıkartıldı. Birçok tüneller ve bağlantılar ortaya çıkartıldı. Bizans'ın her zaman yaptığı bir çalışma vardı işte sistem vardı. Bir mabet yaparken önemli bir noktayı yerleştirirken bunun aynı büyüklükte bir de toprağın altına doğru yapmayı tercih ediyordu. Biz bunu yaptığımız çalışmalar sonunda bulduk. Yani o alt mabet dediğimiz kısma ulaştık Ayasofya'daki. Alt mabet kısmına ulaştıktan sonra da bitti dediğimiz noktada aslında bitmediğini gördük. Bir dip çukur daha devam ettiğini fark ettik buranın. Ayasofya'nın büyüklüğünü gözünüzde canlandırabilirsiniz ne kadar olduğunu. Aynısı altına doğru da devam ediyor diyebilirim. Canlar, bana DM'den yazamazsınız şu anda. Çünkü benim şu anda Instagram'ın DM'ini açma şansım yok. Onu çok defalar yapıyorsunuz. Bir kez de burada söyleyeyim. DM'i buradan açamıyoruz. Şeydeki galiba Tarsus'taki Reptilian İşleri Galaktik Federasyon tarafından temizlenmiş diye yazmışlar. İnanın bu konuda bir fikrim yok. Ben sadece bu konudaki kalbi düşüncelerimi söyledim. O bölgeler Şahmeran bölgeleri olduğu için
Anunnakiler ve Röptelyanlarla ilgilidir diye düşünüyorum. Ben de zaten şahsen kendi adıma öyle bir şey söyledim. Evet. Şimdi Lemurya'yı konumuz o değil canlar. Yani Lemurya'yı anlatamayız şu anda. Lemurya'yı anlatamayız çünkü şu anda İstanbul ve mağaralar ve geçitleri konuşuyoruz. Yani peki şeyi düşünüyor musun Esat? Agartha'nın ve Şambala'nın geçitlerinin Anadolu'da nerede başlayıp nerede bitecek, var mı yok mu? Bununla ilgili bir bilgin var mı? Bununla ilgili bilgim var. Şu an hani şöyle toparlama aşamasında olduğumuz bir bilgimiz var. Az önce konuya başlarken de söylediğim işte yeni yapacağımız çalışmada Murat İrfan Acabay bu işin uzmanı, her noktada uzmanı. Onunla beraber bir çalışma başlatıyoruz şu anda. O da aynı şekilde bunların bir bağlantılı olduğunu düşünen ve bu yollardan bir hikaye anlatarak yola çıkmayı planlayan birisi. Çok yakında, hani yakında dediğim 1 2 hafta içerisinde bunu anlatmaya başlayacağız. Bu projeleri anlatmaya başlayacağız. Birinci ağızdan çıkması adına ben hani ona saygımdan dolayı şu an çok fazla bu konulara girmek istemiyorum. Peki Antalya, İnsuyu, Karayın mağaraları ve Antalya'nın her tarafı belki geçitlerle dolu. Onlarla ilgili ne düşünüyorsun? Komple o bölge önemli bir bölge olduğunu düşünüyorum. Yani Antalya, Burdur, Isparta, işte Denizli, içeriye doğru devam ederseniz hani hatta Konya, bunların tamamının incelenmesi gerekiyor. Sırf Antalya'nın değil, hepsi birbirine bağlantılı bunların. Antalya'nın özellikle Karain Mağarası, oraya bir kez girdim ama bu sene bir kez daha gitmeyi planlıyorum oraya. İnceleniyor zaten, hani koruma altına da alındı orası tamamen. Çok fazla üzerinde araştırma yapılıyor. İçeride birçok şey bulundu. Daha önce keşfedilmemiş bitki, endemik bitkiler buldu, yeni türler çıkartıldı. Yanlış hatırlamıyorsam 2 tane canlı türü, işte hayvan olarak mikroorganizmalardan bahsediyorum. Hani onlardan 2 tane keşfedildi. Ve içeride çok fazla insan iskeletleri, klasik olarak hani birçok mağarada karşılaştığımız şeylerden birisi bu. Bir yaşam sürülen bölge. Bunlar uzun süreli yaşam sürülen bölge. Yani az önce Cebeci Mağarası içinde anlattığım şey aslında oydu. İçerideki o mermer dediğim şey bir mezar taşıydı. Mezar taşının olması için orada birilerinin doğup büyüyüp ölüyor olması gerekiyor. Yani bu uzun süreçlerden bahsediyoruz. Bu mağaralarda neden yaşatıldı, niye yaşandı? Bunları hani çok fazla net bir bilgi olarak şudur diyemeyiz ama en çok karşılaştığımız şey tabii ki de hani işte Hristiyanlık döneminde, hani paganizm ve Hristiyanlığın işte o tartışıldığı dönemlerde dinlerini daha rahat yaşayabilmek için insanlar biraz daha bu tarz yerlere kaçtılar. Mağaralara kaçtılar, işte dağlara kaçtılar. O yüzden de belki de işte tılsım dediğimiz şey, mağaradaki işte korumalar dediğimiz şey belki de bir farklı bakış açısından bunlar da olabilir aynı şekilde. Çünkü orada tamamen ibadethane olarak kullanılan birçok bölge var bu şekilde. Yarımburgaz Mağarası da böyleydi. Ben Yarımburgaz Mağarası'na da birçok kez girdim. İlk 3 girişimde gayet güzeldi. İçeride hatta haç bile vardı. Kocaman bir haç vardı içeride büyük alanında. Bir ilk galeride 4. girdiğimde o da yoktu. O da parçalanmıştı. Her şey sökülmüştü. Bütün sembollerin üstü, işte sembolün altında bir şey olabilme umuduyla oralar parçalanmıştı. Kötüydü yani kısacası. Evet. Hala da devam ediyor. İnceiz Mağarası da çok önemli bir yerdir Çatalca'daki. 5500 yıllıktır tarihi. Bilinen tarihi 5500'dür ama daha eski 8000-9000'e kadar içeride bulduğumuz işte taşlardan ölçümlerimize göre 8000, milattan önce 8000'e kadar gidebiliyoruz. Şurada hemen hani İstanbul'a çok yakın bir noktada olan bir yerden bahsediyoruz. Ve içeride tamamen şey deforme edilmiş. Yani sembolleri kırmayı, bir yerleri parçalamaktan bahsetmiyorum. Şu an duvarlarda komple spreylerle yazılar var. O kadar kötü bir bölge. Ve Şeyde burası. bütün her yerde spreyler ve yazılar değil mi? Kapatıldı hep. Yani. Bu işte niye böyle bir algı var? Bunu niye yapılıyor? Hiçbir fikrim yok. Ya da neden korunmuyor? Ona da bir fikrim yok.
korunması gerekiyor. Yani milattan önce 8000'e ait dediğimiz şey çok ciddi bir şey. Ve İnceiz Mağarası dediğimiz yer İstanbul'un ilk apartmanıdır diyoruz biz oraya. Apartman şeklindedir. Dağı oyarak 4 katlı, 5 katlı evler gibi yapılmış. İçerisinde benim saydığım birinci bölge, ikinci ve üçüncü bölgede toplam 58 tane oda var şu anda orada. Ve 58 odanın geçiş kapıları var, üst kata bağlanan yerleri var. Arka dağ tarafında karşı yamaçlarında farklı mağaralar var. Ciddi bir sistem var burada. Yani ciddi bir emek var. Ve bunlar şu an tamamen yok ediliyor. Evet. Şimdi Kapadokya ile ilgili, oradaki Hılara Vadisi ile ilgili, oradaki Yılanlı Kilise, Pürenlis'teki kilisesi, oradaki inanılmaz kiliseler, onlar hep mağaraların içinde ve Kapadokya'nın altı derin kuyu, işte oralar. Kaymaklı. Oralarla ilgili ne düşünüyorsun? Bir fikrin var mı? Bunları hiç konuşmadık. Spontane yayın yapıyoruz şu anda seninle. Esat'cığım İstanbul'dan geçiverdik. Oralarda geçitler var mı sence? Geçitler her yerde var. Bütün Türkiye'nin her yerine bağlayabilirsiniz. Az önce söylediğiniz gibi hani Tarsus'tan girip bir yerlerden çıkılabilir mi? Evet, çıkılabilir. Yani Mersin'de de yaptığımız çalışmalarda Antakya'ya doğru uzandığını gördük ki bu Antakya yolu Haç yoludur. Bütün tarihlerde bu aynı şekilde bu ilerler. Anadolu'da da aynı şekilde bunu bağlarsınız. İşte Kapadokya'ya kadar gelirsiniz, oradan ilerlersiniz ve Haç yoludur. Yani biraz daha aslında yine aynı şekilde mağarada yaşayan kişilerin güzergahları da olabilir buralar. Önemli bir şey daha vardır. Bir ilim vardır burada. Yani ezoterinin kapsadığı bir şeyden bahsediyorum. Bu şu an kaybolmuş bir şey bu tamamen. Yaptıkları ibadetler ya da ibadethane, işte mabet olarak kullanılacak yerler. Hatta eskiden evler bile aynı şekildeydi. Bir işte kozmik enerjinin düştüğü yere bakılırdı. Yani o bölgenin enerjisine bakılırdı ve oraya göre bir şey yapılırdı. Yani işte Ayasofya'yı buraya yapalım dedikleri için yapmadılar. Orada bir enerji olduğu için oraya yaptılar. Ama biz şu an öyle değil. Her işte sokak başına bir cami dikiyoruz. Hatta birçoğunun kıblesini bile yanlış yönlendiriyoruz. Yani hani bu tamamen kaybolan ya da kasıtlı yapılan bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi o yüzden girdiğimiz her yer önemli, önemli çünkü hem onlar orada bir şey yaptığı için önemli. Yani orada hem bir yaşayan tarih var. Bir yandan da onlar orayı seçti çünkü orası kozmik bir enerjiydi. Orası güzel bir hattı, L hattıydı. Bir şeye odaklıyordu. Yani dünyanın o sinir sisteminin bağlantı noktalarında ilerliyorsunuz. Ve bu da size birçok şeyi kolaylaştırıyor. Yani mağaralarda işte zaman algısı kayboluyor dediğimiz şey de belki aslında bu kasıttır. Yani dünyayı dolaşacağım, yürüyerek dolaşacağım. Bunda hızlı olmam gerekiyor yani bir şekilde benim oradan oraya yürümem için. Mağaralarda hem zaman hem boyut kavramı yok. Yani çok enteresan. Evet, ley hatları üzerinde yapılıyor. Ley hatları nedir? İnsan bedeninin sinir ağı gibi. Ley hatları da dünya gezegeninin, Gaia'nın sinir ağlarıdır. Ve onların bir de meridyen noktalarıyla kesiştikleri noktalar vardır. O noktalarda enerji hatlarıdır. Özellikle o enerji hatlarında da dünya yüzeyinde büyük katedraller, şeylerin askeri üsler falan vardır. Bugün bunlar 3-4 tane belli yerlerde var. Aspendos da bence evet ley hattı üzerinde. Antalya yani Türkiye'nin altı ley hatları dolu. Evet. Akıllara ziyan Nemrut demişler demin. Türkiye'nin hemen hemen her şehri değil mi? Kesinlikle. Mutlaka mağaralar, mağara varsa mutlaka ley hattı vardır, su vardır. Birçok tarih, birçok medeniyet, birçok kültür Türkiye topraklarından dışarıya çıktı. Yani en azından hala burada. Emanetleri burada, işte hatıraları burada, yazıları burada, her şeyi burada. Bugün hani Şirince bölgesi mesela, işte Meryem Ana Kilisesi dediğimiz yer önemli bir bölgedir. O bölgede yapılan hani çalışmalar da önemliydi birçok noktada. Ve Türkiye'nin birçok noktasına bunları bağlayabilirsiniz. Özellikle Mezopotamya zaten başlı başına bir alan, yani araştırma alanı, özel bir konu. Bunu hani daha önce de dile getirdim. O bölgelerde terörün var olmasının sebeplerinden birisi de bu. Bilginin ortaya çıkmamasını sağlamak için var olan kasıtlı bir şeydir bu da. Çünkü ben çok isterim ki bir senedir bunu çok istiyorum. Suriye'ye doğru gidip araştırma yapıp işte o Afrin, İdlib, hani şu an bahsedilen bölgelerde o kadar önemli şeyler var ki
Oralara araştırma yapmak için çok uğraştık ama genellikle can güvenliğimizden dolayı izin verilmedi. Ya da işte bir yere kadar ilerleyip bir yere kadar ilerlememeye başladık. Bunlar bakılma, yani komple bakılması gereken bir olay. Yani resme biraz daha yukarıya çıkıp genelden bakmamız gerekiyor ki bütün her şeyi, oyunu görebilelim. Uyanış diyoruz, yani uyanacaksak madem her şekilde uyanalım, her yerden uyanalım. Tek bir konudan değil, tek bir şeye tutunarak değil. Ve herkese de yani tavsiyem şeydir, her doğrunun bilgilerini kabul etmesinler. Benim söylediklerim de dahil, yani hiçbir şeyi doğru kabul etmesinler ve peşine koştursunlar. Şüphe duysunlar. Şüphesiz iman hani sıkıntılıdır. Kesinlikle. Hasan Keyf mesela, Hasan Keyf çok kıymetli bir alan ve orası da sular altında kalacak. Çok şey saklanıyor değil mi Hasan Keyf'te de? Evet. Hasan Keyf'e ne yazık ki şu an bir şey yapamıyoruz. Çalışma da Sular yapamıyoruz. altında kaldı, Evet. kalacak. Şey de öyle, Halfeti de öyle sular altında kaldı. Oralar çok kıymetli bölgeler ve o bölgelerde bir şeyi kasıtlı olarak kapattılar maalesef. İnşallah onlar da gün yüzüne çıkarlar. Sorgulamak önemli gerçekten. Sizlerin sorgulaması çok önemli. Devam edin. Çok güveniyoruz gerçekten size. Sizler bizim geleceğimizsiniz ve gurur duyduğumuz. Onun Teşekkür ederim. için ben seninle bu yayını bir an önce yapmak istedim. Onun için saat 8'de yaptık. Yoksa Nisan sonuna kadar 22'ler her gün yaptığım saatler maalesef dolu olduğu için, yer bulamadığım için seni böyle apar topar şey yaptık. Sorularınızı sormadık ama sorunuzu gördüysek sorduk. Kaldı ki hepinizin sorularını sormamız yetişemiyor maalesef. Canlar. Evet. İstanbul ve Kudüs bağlantısı, İstanbul ve Göbekli Tepe bağlantısı, onları soruyorlar. Bunlarla İstanbul'la ilgili bir şey söylemek ister misin? yani önemli bölgeler, işte az önce söylediğimiz şeyle aynı şey, layoutları dediğimiz önemli bölgeler, yani bu ibadethaneleri yapıyorsak Kabe de aynı şekilde niye buralara yapıldı, yani dünyada başka yer yoktu da bir tek buraya mı yapılması gerekiyor ya da kim bunu seçti, neden sürekli bunu yapıyoruz, hani bu da sorgulamanın aslında bir parçası ve aslında bunu biraz da bilimsel olarak da bunların cevaplarını bulabilirler, çok rahat bir şekilde bulabilirler. Kısa yoldan gideceğim, ben bu cevapları bulacağım diyorlarsa İslam'ı iyi anlamaları gerekiyor. İslam'ın içinde bunların cevaplarının hepsi var. Cevaplar veriliyor, tarif ediliyor. Bakmaları yeterlidir. Okumak yeterlidir. Yani ilk emirde olduğu gibi okusunlar, sadece başka bir şey yok. Evet. Canlar, sorularınızı sormaya çalıştım. Esatçığım, toparlamak istediğin varsa yani şöyle bir 5-10 dakikada istersen toparlayabiliriz. Çünkü bu konu o kadar debi derya bir konu ki hakikaten Kesinlikle. seni biz sabaha kadar sorularımızla bırakmayız. Yani çok spontane yaptığımız bir yayın bu. Bir iki soru daha sorayım. Bak, güzel bir soru geldi. Ankara layoutları konusunda önemli mi? Yani Ankara'dan biraz bahsedelim mi? Ankara zaten, Ankara bir tuhaf yani, adı çok değişik, gizli, gizemli, kilit bir isim. Ankara ile ilgili de konuşmak ister misin? Ankara Kalesi, Ankara'nın altı. Ankara ile ilgili çok çalışma yapmadım, o yüzden hani çok doğru bilgiler veremeyebilirim. Ama benim teorim Ankara'nın özelliğinden dolayı değil, çevresindeki illerin özelliğinden dolayı sarmalanmış bir yer. Merkez olarak tutabilirsek Konya'yı tutabiliriz. Müthiş. Konya bakılması gerekiyor yani. Konya önemli. Frigya toprakları, Hitit toprakları çok önemli. Konya çok çok kıymetli. Şems'in, Mevlana'nın hakikaten büyük bir şehir. Osmanlı'nın, şeyin, Selçuklu'nun Evet. başkenti. Fakat bir yer daha var dikkat edilmesi gereken yer. Afyon. Afyon. Afyon'daki 70 bin yıl öncesine kadar uzanan oradaki izleri görmek lazım hakikaten. Bir tek Cem Yılmaz orada bir film çevirdi. O Cem Yılmaz da ortaya çıktı ama altı çok kıymetli mağaralarla dolu. Çok net yani, biliyorum. Oraya da bir gözlerinizi bir çevirin derim. İzmir zaten başlı başına değerli bir yer. İzmir, Smirna, Evet, önemli. Selçuk da orada değil mi? Efes, Bergama.
Evet. İzmir genel 7 kiliseden bir tanesi, İnayet Kilisesi'nin bir tanesi yine İzmir'de. İzmir'de de İzmirli olanlar varsa bilirler. İzmir'de de bulduğumuz bazı şeyler vardı bizim. Kadife Kale'den işte Saat Kulesi'ne doğru çıkan tüneller hikayesi çok fazla vardır İzmir'de de. Aynı İstanbul'un bu gizli geçitleri gibi. Onlar da gerçektir. Yani Kadife Kale'den birçok bağlantı bulabilirsiniz. Şu an İzmir'in Konağı, Alsancağı, merkezine doğru inebileceğiniz birçok tünel bulabilirsiniz. Ve hala orası değişmedi. Değişmemesinin sebebi kentsel dönüşüm oralara çok fazla girmedi. İstanbul kadar değişmedi yani yapısı. O yüzden hala orijinal yapısını koruyan bölgeleri var. Bu bölgelerde bağlantılar bulabiliriz. Evet Esat'cığım, çok hakikaten seni yorduk. Çok da mutlu oldum Estağfurullah. seni tanıttığım için, ailemizle tanıştırdığım için çok mutlu oldum. İyi ki geldin. Teşekkür Çok ederim. çok çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık, güzel insan. Ruhuna sağlık. Seninle gurur duyuyorum gerçekten. İnşallah bir zaman geçsin, yeni çalışmalarını anlatmak için bir yayın daha yaparız. Ama sakın durma. Sakın durma. Buradaki bütün dostlarımız her yerde, dünyanın her yerinde ve Türkiye'nin her yerinde dostlarımız var şu anda. Her nereye gitmek istersen hepsi sana seve seve kapılarını, evlerini, ruhlarını ve kalplerini açacaklardır. Sonuna Teşekkür kadar ederim. arkandayız senin. Sakın durma. Sakın arkana bakma. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Çok teşekkür ederim. Güzel insan. Varlığına şükran. Çok teşekkür ediyorum. Son kapanışı sana bırakacağım ben, ama saat 22'de yayınımız var. Yine çok genç, çok güzel bir insanla, yine muhteşem bir insanla size numerolojiyi anlatacak. Genç bir insanla tanıştıracağım saat 22'de. Esat'ı ben böyle bir an önce sizinle tanıştırmak için acele ettim, ama 22 programımız her zaman olduğu gibi yine olacak. Kısa bir ara vereceğiz. Sizler de dinlenin, çayınızı yapın, işinizi gücünüzü yapın. Saat 22'de tekrar buluşalım. Oldu mu canlar? Evet. Sen belki bir şeyler söylemek istersin. Çok teşekkür ederim ve dinleyen herkese, ilgili olan herkese, bu aileye özellikle çok teşekkür ederim. Güzel mesajlar geliyor dediğiniz gibi, güzel yorumlar geliyor. Devam ediyor sürekli, sürekli bir yerlere davet eden, işte konaklamama kadar her şeyime davet eden insanlar var. Yani sahip çıkılması güzel bir duygu aslında. Dediğim gibi hiçbir ticari veyahut da başka bir kaygılar yüzünden işte şunu saklayayım ya da bunu farklı söyleyeyim, abartayım gibi bir çabaya girmeyeceğim. Girmedim, girmiyorum. İstediği soruyu sorabilir herkes. İstediğini cevaplayabilirim biliyorsam eğer. Anlattığım şeyi de aynı şekilde işte ispatlayana kadar, belgeleyene kadar o şeyi anlatmıyorum. İspatladıktan sonra anlatmaya başlıyorum. O yüzden de anlattığım her şeyin arkasında duruyorum. Ama bazı şeyler vardır anlatılmayacak. Onlar için de zorlanmasınlar. Onlar için de kızmasınlar bize Evet. lütfen. Esat, bir şey rica edeceğim. Yayını kapatır kapatmaz senin Instagram'ında mı, hikayende mi, nerede paylaşacaksan şu çektiğin fotoğrafları bir paylaş. Onu bir daha hatırlatmak istedim. Sen paylaşmazsan onlar bana çok kızarlar. Onu Tamam. bir paylaş ne olursun. Çok teşekkür ediyorum güzel insan. Ben Sağ ol. teşekkür ederim. Varlığına şükür. Yolun açık Teşekkür ederim. olsun. Buradayız hepimiz. Bizi burada bulacaksın. Bir ile biz buradayız. Senin yanındayız. Görüşmek üzere canlar, saat Görüşürüz. 22'de. Görüşmek üzere, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.